Henüz bu ilkelliklerin tartışması bitmemişken bir anda Türkiye kendini CHP merkezli bir başka kavganın içinde buldu. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde saraya giden CHP'li iddiaları vardı. Güya bir CHP'li casus filmlerine taş çıkartacak bir senaryoyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelip gizlice bizimle görüşmüş. Erdoğan'dan o iddialara bir kez daha yalanlama geldi. Zaten bu zatın klasik tarzıdır. Akıl ve izan dışı her türlü iddiayı ortaya atar, sonra da hadi cevap ver diyerek kenara çekilir. Çünkü yalan en önemli mesleğidir bu zatın. Erdoğan hedefinde yine CHP lideri Kılıçdaroğlu da vardı. Eline tutuşturulan kağıtların, kulağına üflenen hezeyanların her defasında çürük çıtması bu zatı yolundan döndürmeye yetmez. CHP Genel Başkanı'na bu konuları ortalama bir insan idrakiyle anlatamayacağımızı sayısız tecrübeyle biz öğrendik. Kendisine bu meselede düştükleri durumu çocukları eğlendirmek için söylenen bir tekerleme ile izah etmeye çalışalım. Komşu. Oğlun geldi mi? Geldi. Ne getirdi? İncik boncuk. Kime? Sana bana. Başka kime? Kara kediye. Kara kedi nerede? Ağaca çıktı. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı bitti, köy oldu. Külliye gelen CHP'li iddiasında durum tam da buna döndü. Dişine göre muhalefet bulamadığını belirten Erdoğan bundan hayıflandığını dile getirdi. Bunca yıl başbakanlık yaptım. Cumhurbaşkanlığı yaptım. En çok hayıflandığım konulardan biri şöyle dişime göre bir ana muhalefet bulamayışımdır. CHP'li Engin Özkoç'la AK Partili Özlem Zengin arasında geçen haddini bil polemiği de gündemindeydi Erdoğan'ın. Önce bir grup başkan vekili meclis genel kurulunda AK Parti'yi temsil eden bir grup başkan vekilimize bu hanıma haddini bildiriniz diyerek imalı bir satışmada bulunuyor. Bir de orada ulan ifadesini kullanıyor. Dün Katar'dan dönerken basın mensupları şöyle bir soru sordu. Şizofrenik vakalarla caddeler dolu. Bu durum ne olacak Sayın Başkan? Dediler. Ben de kendilerine dedim ki şizofrenik vakalar sadece caddelerde değil, parlamentonun içinde de var.